Evet, dün bu haberi çok önemli diye vermiştik ve sormuştuk bu iki ülke hangi ülkeler? Bunu Mehmet Yuva'ya soralım demiştik. Kısmet oldu, soracağız şimdi. Yalnız bir Mehmet Yuva'yla bir merhabalaşalım önce, selamlaşalım. Hazırsa. Alo. Ha, hocam merhabalar. Ben sesinizi alamıyorum. Hocam benim sesimi de alamıyorsanız ya bangır bangır bağıran bir adamım ben. Şimdi alabiliyor musunuz sesimi? Şu an çok net geliyor. Evet, Tamam, teşekkür güzel. ediyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum. Hocam öncelikle size de hayırlı sabahlar. Şimdi dün bu gazetenin bu haberini çok önemli bir haber olarak verdim ben. Neden önemli? Bir Körfez ülkesi ve bir Afrika ülkesinin arabuluculuğundan söz ediyor. Bu artık alttan yapılan bir şey değil. Demek ki resmen yapılan bir şey ki Türkiye gazetesine böyle yansıdı. İki, Esad Erdoğan arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleşebileceğinden bahsediliyor ki bu da Soçi'de söylentisi çıkan bir şeydi. Ama bu iki ülke kim? Bu görüşmeler nasıl yapılıyor? Ayrıca bir komisyondan bahsediliyor. Yani Türkiye-Suriye'nin el sıkışması yakın mı, yakınlaşıyor mu? Burada Türkiye ne yapmalı? Türkiye'de bu yakınlaşmaya önem veren kurumlar ne yapmalı? Bunları bir konuşmak istedim sizinle. Yalnız dün buradan sorunca Cezayir'den bir arkadaşım, Cezayir'de gazetecilik yapan bir arkadaşım şöyle bir mesaj attı. Teyidinizi sunuyorum arkadaştan da özür dileyerek. Dedi ki Cezayir olabilir. Keza Cezayir Dışişleri Bakanı kısa süre önce Suriye'deydi. Şimdi siz ne dersiniz bu iki ülke, bu iki ülkenin arabuluculuk girişimleri, daha doğrusu çalışmaları girişim de değil artık. Kimdir bu iki ülke? Bu gelişmeler nelerdir? Sizden bir dinlemek isteriz, aydınlanmak isteriz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hem hatırlı bir sabah olsun, hem de bu vesileyle Ulusal Kanal üzerinden Muharrem ayındayız biliyorsunuz. Tüm Müslüman aleminin Muharrem ayını özellikle kardeşliğe, barışa, huzura ve özellikle de Suriye-Türkiye kardeşliğine ve dostluğuna vesile olmasını temenni ediyorum. Bu arada unutturmayın hocam, siz de konuşmanızı ona göre planlayın. Son 4-5 dakikada size Cumhurbaşkanı'nın Cemevi ziyaretini de sormak istiyorum. Ne anlama gelir sizin için? Böyle planlarsanız kafanızda sevinirim. Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Geçen ay hatırlarsanız Tahran'da bir zirveye tanık olduk. Üç önemli lider bir araya geldiler. Putin reisi ve Sayın Erdoğan. Tahran zirvesinin birçok bedeni sarsacağı başlığıyla bir yazı kaleme almıştım. Birçok kesim özellikle Türkiye ile Suriye'nin bu koşullarda barışabilmesinin, Türkiye'de iktidarda Erdoğan'ın mevcut olması halinde Suriye ile bir barışın, bir işbirliğinin, yeniden bir birlikteliğinin mümkün olmayacağı yönünde birçok kesim hüküm verdi. Sevgili seyircilerimizin özellikle yazılarımızda işaret ettiğimiz bu hususu nazara dikkate almaları için bir ricamız vardı. Mecburiyetler bazen tercihlerin üzerindedir. Ama ağırlıklı olarak hep üstündedir. Yani mecburiyetler aslında hayatınızda almış olduğunuz kararlarınıza, tercihlerinize, arzularınıza üstün galebe gelir. Bu ne demektir? Bu şudur. 12 sene önce bir Türkiye-Suriye münasebetini çok farklı boyutlarda konuşuyorduk. Türkiye-Suriye ilişkileri aleme emsal teşkil etmişti. İki halk arasındaki dostluk, kardeşlik, ticaret, iki ülkeyi, iki toplumu, iki milli güvenliği çok memnun etmişti. Ancak 2011 hadisesinden sonra geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye uluslararası bir projenin parçasıydı. Bunu neden söylüyorum? Çünkü özellikle okurlarımızın yorumlarına baktığımız zaman sizinle yapmış olduğumuz bu tür televizyon programlarının ardından bize yönetilen sorulara baktığımız zaman
Türkiye'de ne değişti de bugünkü hükümet Suriye ile, Rusya ile, İran'la, Çin'le yakınlaşmakta, konuşmak istemekte ve ilişkilerini düzeltmek niyetinde olmaktadır diye sorulara muhatap olmaktayız. Ayrıca özellikle de hükümetin bu konuda ne kadar ciddi olduğu, bu konuda ne kadar samimi olduğu hususları da sorgulanmaktadır. Ve bizden konuyla ilgili bir açıklama istenmektedir. Şimdi bu sorular aslında sizin bana yöneltmiş olduğunuz, bugün gerçekten bir barış komisyonu kuruluyor mu? Gerçekten Türkiye'ye, Suriye ile Türkiye'yi masaya oturtacak ön çalışmaları yapmak üzere iki önemli ülkenin temsilcileri geldi mi? Soçi'de Putin-Erdoğan görüşmesi esnasında gerçekten Türkiye ile Suriye istihbarat teknik komiteleri bir araya gelip ön çalışmaları başlattı mı? Tahran'da Sayın Çavuşoğlu'yla aynı gün Tahran'ı ziyaret eden Sayın Faysal Miktar Suriye Dışişleri Bakanı bir araya geldiler mi, konuştular mı? Bu görüşmeler daha önce hasıl olmuş muydu? Sırbistan'da Dışişleri Bakanları toplantısında gerçekten Çavuşoğlu, Faysal Miktat el sıkıştı mı, görüştüler mi, konuştular mı? Peki bütün bunlar yaşanıyorsa sahada herhangi bir değişim neden görülmüyor? Neden bir türlü Türkiye ile Suriye arasında arzulanan siyasi diplomatik ilişkiler yaşanmıyor? Neden bir an önce Suriye ordusu ile Türk ordusu Suriye'de mevcut olan tüm terör örgütlerine karşı kapsamlı bir operasyon yapmıyor? Ve neden hudut kapıları açılmıyor? Gibi çok haklı sorulara muhatap olmaktayız. Kısadan hisse ve özetle söylüyorum. Biraz önce benim soru olarak yönelttiğim bütün bu çalışmalar bir fiil yapılmaktadır. Bu görüşmeler bir fiil olmaktadır. Ve evet, dostunuz Cezayirli gazetecinin mesajına atıfta bulunarak saha kaynaklarından elde ettiğimiz bilgilere göre bu ülkelerin, yani bu iki ülkenin başında Cezayir gelmektedir. Cezayir'in bu arabuluculuğu yapmış olması veya bu ön çalışmalara katılıyor olmasının iki önemli anlamı var. Şöyle, Cezayir Savaşı'nın ilk lahzasından itibaren Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmeyen nadir Arap ülkelerinden birisiydi. Suriye Devleti ile görüşmelerini askıya almayan, Arap Birliği'nden dışlanan Suriye'nin tekrar Arap Birliği'ne alınması için büyük bir çaba harcayan ülkelerin başındaydı. Cezayir ile Suriye'nin zaten çok geçmişe dayalı güçlü tarihi ilişkileri var. Zira Cezayir devriminin en önemli destekçisi ve bu devrime en büyük katkıyı yapan Fransız emperyalizminin Cezayir'den kovulmasını sağlayan Suriye devletinin ve ordusunun o tarihte vermiş olduğu, Cezayir'e vermiş olduğu destekti. Ve Cezayir devleti bunu hiç unutmadı. Cezayir'den kaçmak zorunda kalan birçok Cezayirli devrimcinin mekanıydı Suriye. Şimdi bu sebeple Cezayir'in Suriye tarafından tercih edilmiş olması anlamlı ve önemlidir. Türkiye ile Cezayir ilişkileri de olumlu yönde seyretmekte ve Cezayir aynı zamanda Türkiye ile Mısır arasındaki sorunların giderilmesi için çalışmalar yapmakta ve ön ayak olmaktadır. Bu anlamıyla Cezayir'in böyle bir komisyon içinde yer alması gayet mantıklı ve doğrudur. Bir başka ülkenin bu işin içinde olması... Bir Körfez ülkesi yani, deniyordu hocam haberde. Evet. Yani ben Körfez ülkesi denildiğinde daha önce İran'ın bu konuda aynı görevi yerine getireceği hususunda bir kanaatim vardı. Yapmış olduğumuz çalışmalar esnasında aslında bunun Birleşik Arap Emirlikleri olabileceği yönünde saha kaynaklarından bilgiler de gelmekte. Şimdi ister Birleşik Arap Emirlikleri'nin, ister Cezayir'in, daha önce de İran'ın, özellikle de İran, çünkü Suriye sahasında en az Türkiye kadar önemli ve etkin bir ülke İran ve Suriye İran, Devleti'nin... Hocam sözünü de kesmeyeyim ama İran zaten fiili olarak bir arabuluculuk görevi yerine getiriyor. Astana toplantısından önce İran Dışişleri Bakanı'nın Rusya, Türkiye, Suriye görüşmeleri oldukça kayda değerdi. Yani biz bir üçüncü ülke aramak durumundayız bu şeyde.
orada Birleşik Arap Emirlikleri seçeneği daha bir öne çıkıyor gibime geldi. Benim tahminim bu yönde. Zira Birleşik Arap Emirlikleri ile Suriye arasında çok hızlı gelişen bir iyileşme süreci yaşandı. Buna mukabil Birleşik Arap Emirlikleri kendi büyükelçiliğini açtı. Suriye'ye kendi yetkililerini, istihbarat başkanını gönderdi. Buna mukabil Sayın Esad ilk defa Birleşik Arap Emirlikleri'ni aradan uzun yıllar geçtikten sonra ziyaret etti. Bütün bu gelişmelerde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye ile başlatmış olduğu ilişkileri yeniden tanzim etme sürecini yaşadık. Daha önce biliyorsunuz Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında özellikle 15 Temmuz 2016 hadisesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin oynamış olduğu olumsuz misyonlu ve roluna binaen ikili ilişkiler zarar görmüştü. Bu ilişkiler hızlıca iyileşmekte ve bu ilişkilerin hiç şüphesiz Türkiye-Suriye münasebetlerine de olumlu bir yansıma yapacağını bekliyorum. Şimdi isterseniz Sayın Nebiler, sorunuzun çok önemli bir parçası olan bu görüşmeler bugün ne aşamada ve bundan sonrası nasıl bir noktaya evrilir konusuna geçelim mi? Buyurun. Özellikle de telefon görüşmesi ihtimali. Buyurun. Evet, şimdi Soçi'de Sayın Erdoğan'la Sayın Putin görüşürken zaten hem Arap medyasına, çünkü Suriye bu konuda çok sessiz sedasız yürüyor. Konularla ilgili herhangi bir yorum yapmaktan kaçınıyor. Medyasına da baktığınız zaman esas itibariyle bu konular üzerinde açıklamalar yapan bir yetkiliye rastlamanız mümkün değil. Bu sebeple de elinizdeki sınırlı imkanlarla diplomatik kaynaklarınıza, sahadaki insanlara, yetkililere, sahayı iyi bilen kaynaklara yöneliyorsunuz ve elde ettiğiniz sınırlı bilgilerle konuya açıklık getirmeye çalışıyorsunuz. Rus kaynaklarına, İran kaynaklarına, Türk kaynaklarına, uluslararası kaynaklara bakıyorsunuz. Şimdi gerçek şudur ki esas itibariyle Soçi'de yapılan ikili zirve toplantısı esnasında Suriye ile Türkiye'nin istihbarat yetkililerinin, yani istihbarat başkanları demiyorum, yani Hakan Fidan'la Suriye tarafını temsil eden Ali Memlük demiyorum, İki istihbarat örgütünün teknik elemanları, öyle deniliyor. Teknik elemandan kasıt herhalde bu çalışmaların bir altyapısı olmalı. Sahada birlikte çalışmanın bir organizasyonu yapılmalı, koordinasyonu yapılmalı. Eş güdüm deniliyor buna. Ondan sonra bu çalışmalar tamamen hazır hale getirildiği zaman her iki tarafın esas yetkilileri ve başkanları bilgilendirilir. Son görüşmeler yapılır, son rütuşlar vurulur. Ondan sonra bu iki tarafın almış olduğu karar istihbarat çerçevesinde Suriye sahasında tatbike uygulanır, uygulamaya konulur. Şimdi bu Soçi'de ikili zirve esnasında başlar ve bunun devam edeceği ve süreceği aşikar. Telefon görüşmesine... Soçi'de mi başladı, Astana görüşmeleri Tahran'da mı başladı? Yok, teknik elemanların özellikle bu konuya çok ciddi oturup artık saha çalışmalarını başlattığı süreç 5 Ağustos Soçi zirvesi. Tamam. Tahran'da olan görüşmeler siyasi diplomatik düzeydeydi. Tamam. Şimdi esas itibariyle telefon görüşmeleriyle ilgili olarak, yani Sayın Erdoğan'la Sayın Esad'ın bir telefon görüşmesi yapması aradaki buzların erimesi için çok önemli. Belki bunu yaptılar, belki konuştular, belki Sayın Erdoğan Moskova'dayken Putin Esad'ı aradı, görüşme oldu, merhabalaştılar vesaire, ama bizi ve toplumu ve bölge ilgi, bunlar hiç şüphesiz önemli şeyler. Yani bu adımların atılıyor olması, bu görüşmelerin yapılıyor olması çok çok önemli. Ancak bizim için bundan ötesi çok daha önemli. Nedir bu? Artık sahada bir an önce
bu iki ülkenin askeri ve istihbarat işbirliğinin yansımalarını görmek zorundayız. Şimdi bunun ilkini şöyle söyleyeyim. Bu henüz Türkiye'de medyaya da yansımadı. Çok özür dilerim. Fırat'ın batısında iddia olarak kalsın şimdilik. Fırat'ın batısında, yani o Terrafat, Münbiç bölgesini de yer aldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilen iki yerleşim biriminin, kasabanın boşaltıldığı ve Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne terk edildiği yönünde bir askeri bilgi var. Bölge insanlarıyla konuştuğumuzda bunu teyit ediyorlar. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o iki yerleşim bölgesini boşalttı ve burayı Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne terk etti. Bu doğruysa bu çok, çok ciddi bir şey. Evet, bu ve çok önemli bir en azından alınan kararların ilk pratik adımı olarak sahadaki işbirliğine dalalet ve işaret. Ama iddia ediyorsunuz. Zaten Sayın Çavuş, ben şimdilik çünkü şu an elimizde mevcut olan veriler iki kaynağa dayalıdır. Bir, sahadaki askeri kaynaklar, evet Suriye ordusu bu iki bölgeye girdi mi? Girmiş. Daha önce bu bölge Suriye Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol ediliyor muydu? Evet, ediliyordu. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisi mi oradaydı? Yoksa Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket eden, sahada birlikte hareket eden ÖSO yapısına bağlı milis kuvvetler miydi? Bunu henüz teyit edemedim. O çok önemli değil ama. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı olduğu için ÖSO'nun ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin boşaltılması çok önemli değil. Önemli olan boşaltılmış olması ya da olmaması. Doğrudur, doğrudur. Ve bölge insanları, sakinleri, evet bu iki yerleşim bölgesi daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilen, Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket eden yapıların mevcut olduğu bölgelerde şu an Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin denetiminde yönünde açıklamalar aldık. Şimdi bunun yanı sıra dikkat ediniz, Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın batısında operasyon kararı aldıktan sonra o kararı aldığı ilk lahzadan itibaren o sahada da çok önemli gelişmeler yaşandı. Nedir bu? Bir, PYD, PKK hızlıca Şam'la görüşmek, Rusya'yla görüşmek, işte gelin birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı silah kullanalım, mücadele edelim, topraklarımızı işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işgalinden kurtaralım, biz sizin askeriniz olalım yönünde faaliyetler, çalışmalar ve psikolojik operasyonlar başlatıldı. Bunun dışında kendileri açısından iyi niyet göstergesi olarak işte bayraklarını indirdiler, fotoğraflarını indirdiler. Bunun yanına Suriye bayraklarını çektiler ve Terrafat ve Münbiç bölge kırsal bölgelerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin girmesini talep ettiler. Bütün bunları yapan Suriye ordusu PKK ve PYD ile birlikte hareket etmek yerine kendisine mühlet vererek bunun yeterli olmadığı Terrafat ve Münbiç idare kurumlarının, yani bütün idarelerinin şehir merkezindeki bütün hükümet binalarının bir an önce boşaltılması ve bunun Suriye devletine tevdi edilmesi veya terk edilmesi yönünde bir mühlet de verdiler. Bunu yapmadıkları takdirde kendilerine karşı bir askeri operasyon yapılacağı da telkin edildi. Bu sebeple dikkat ediniz, son dönemlerde PYD, PKK yayın organlarında ve bütün açıklamalarında Rusya'yı, Amerika'yı, Türkiye'yi, Suriye'yi suçlayan açıklamalar, sahada yalnız bırakıldık feryatları daha gür çıkmaya başladı. Çok özür dilerim. Hocam vaktimiz azalıyor. Şimdi, biraz hızlandırabilir misiniz? Yoksa yönetmenle biraz birbirimize gireceğiz gibi geliyor bana. Hemen hızlıca ifade edeyim. Türkiye-Suriye görüşmeleri çok yakın bir zamanda çok önemli sonuçlar yaşayacağımız yeni bir sürece girdi. Daha samimi bir sürece girdi. Bu
bütün bu çalışmalar ve faaliyetler artık Türkiye'nin Rusya'yla yaşamış olduğu bu yakın ikili münasebetle de izah edilebilir. Rusya'nın Türkiye ile yaşayacağı ticari münasebetler, yatırımlar, Türkiye üzerinden rublenin, doların tedavüle girmesi, ticaretin yerel parayla yapılması, Akkuyu nükleer santrali için Türkiye'ye gönderilen 5 milyar dolar yatırım parasının olması ve Türkiye'ye verilen ehemmiyet, Putin'in kalkıp Avrupa'ya, Türkiye'ye teşekkür borçlusunuz, dua ediniz ki Türkiye üzerinden size bu kadar doğal gaz aktarılıyor açıklamaları. Bütün bunlar aslında Türkiye ile Rusya'nın birlikte hareket ettiği takdirde bölgedeki dengelerin nasıl alt üst olduğu, Türkiye'nin nasıl güçlendiği, Türkiye'nin nasıl yol aldığı, Türkiye nasıl rahat ve huzurlu olduğu ve Türkiye öneminin ne kadar ön plana çıktığı ve bu önemin aslında bölgenin istikrarına ne kadar büyük bir hizmette bulunacağının açık göstergesidir. Bunu sadece hükümet zayıf, hükümet seçim yatırım yapıyor, hükümet taktiklerle bu işi geçiştirmeye çalışıyor. Bir hükümet çok yakın bir zamanda tekrar bir U dönüşü yapabilir gibi psikolojik operasyonlara girmekten ziyade yapılanın ve yaşanılanın bir gerçekliğe dayandığı ve uluslararası ilişkilerin artık Amerika'nın, Batı'nın penceresinden ve onun çıkarlarından sadece görülmeyeceği ve dünyayı sadece tek kutuplu bir gücün yönetmediği, bu gücün artık çadırdadığı ve aslında çöküşe başladığı gerçeğini görmek zorundayız. Hocam iki cümle, vaktim bitti ama her şeyi göze alarak vakti harcamaya devam ediyorum. İki cümle. Vatan Partisi başından beri, sürecin başından beri bu yakınlaşmayı sağlamak için çok fazla şey yaptı. Ve en son Suriye'ye bir Türkiye heyetini göndereceğini açıklamıştı. Bu heyetle ilgili söyleyeceğiniz herhangi bir şey var mı? Bu heyetin önemi ya da katkısı ne olur? Evet, sayın seyircilerimizin yani bunu sadece idrak etmesi değil, takdir etmesini de rica ediyorum. Zira piyasada özellikle Vatan Partisi'ne ve Doğu Bey'in faaliyetlerine, çalışmalarına yönelik çok ciddi ön yargılar var. Suriye-Türkiye münasebetlerin bu noktaya gelmesinde çok samimi olarak söylüyorum. Türkiye-Suriye'nin güvenliği, istikrarı, huzuru genelde bu bölgenin huzuru ama özellikle Türkiye-Suriye münasebetlerinin bu noktaya gelmesinde en büyük pay Vatan Partisi'nin ortaya koymuş olduğu faaliyetler, çalışmalar, görüşmeler, ziyaretlerdir. Ulusal kanalın ve aydınlık'ın yapmış olduğu katkıları da yadsımamak gerekir. Hiç şüphesiz biz vicdanlı insanlarız. Bu katkıları yapan diğer medya kuruluşlarına, siyasilere, bütün kalemlere saygı duyuyorum, teşekkür ediyorum. Zira bu yaptıkları tarihe ve tarihin en önemli olumlu misyonuna yapılabilecek en önemli görevdir. Bunun için tekrar takdirlerimi sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ziyaretin bir an önce yapılacak olması, yani Vatan Partisi'nin özellikle birçok çevreyi bir araya getirerek bu koşullarda Suriye'ye tekrar yapacağı bir ziyaret, zaten Suriye nazarında ve nezdinde Vatan Partisi'nin daha önceki ziyaretleri, Sayın Esad'la bir araya gelmeleri, Suriye Savaşı'nın bitmesi için ortaya koyduğu çabalar, ulusal kanala vermiş olduğu o tarihi önemli röportaj vesaire yakından biliniyor ve takip ediliyor. Suriye halkı da bu çalışmalara ve faaliyetlere takdir gözüyle bakıyor, teşekkür ediyor. Ve Türk halkı da buna muhtaç ve bu ziyaretin bir an önce yapılması, gerçekleşmesi, çalışmaların yani iki devlet arası ve birçok devletin ortaya koyduğu faaliyetlere halk nazarında çok büyük bir ivme katacağı ve psikolojik çok olumlu bir hava yaratacağı düşüncesindeyim. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Yine zaman yetmedi. İnşallah başka bir oturumda yine sohbet edeceğiz. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben çok teşekkür ediyorum. Hatırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Evet.